Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler olsun, hayırlı sabahlarınız olsun. Nasılsınız? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sultanlarım. İnşallah iyisinizdir, sağlığınız yerindedir, huzurunuz yerindedir. Böyle mutlu bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bizler de izlerken. İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'ım hepinizden razı olsun. Şöyle sütümü de taşımayacağım. Sütü pişirdim arkadaşlar. Kaynamaya başladı sütüm. Gördüğünüz gibi göbeğini atıyor. Yeni katılan arkadaşlarımız var. Tabii ki izlemelerimizden, abonelerimizden, her şeyimizden arkadaşlar belli oluyor. Allah hepinizden tekrar tekrar razı olsun. Elleriniz dert görmesin. Allah'ım yüreğinize huzur, mutluluk, sağlık nasip etsin. Diyelim 43 bin olduk. 43 bini geçtik. Rabbimin izniyle sizlerin sayesinde hep beraber inşallah daha gideceğiz. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır arkadaşlar. Bu sabah kalktık bahçeye gidecektik, aslında fındık toplamaya gidecektik şunusuyla. Baktık yağmur da yağıyor. Biraz da hem ben de rahatsızım, sesimden de anlarsınız zaten. Doktora ben de gitmedim. Ufak tefek diye. Dedim ki bahçe yağmurda yağıyor ya, dolapta da şimdi sütlerimi biriktirdim. Hep söylüyorum ya ben biriktiriyorum sütlerimi diye. İleğimin bu iki öğün sütü. Allah bereket versin. Elimden geldik kadarına borubam şerif tabii ki şöyle elime uzatmaya çalışıyorum. O da 5 öğün sütü tenceredeki arkadaşlar. Yalan söylemeye hiç gerek yok. Nasıl da kaynıyor sütüm, bak göbeğini ata ata böyle. Azıcık bayağı bir kaynattım ben arkadaşlar. Alacağım şimdi. Şöyle onu ben bir alayım. Tehlike yapmayayım. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ziyan etmeden. Melek Hanım sen o sütten iç biraz. İyileşirsin. Sen şöyle kendine göre yap o sabahli. Buraya da peynirimi mayaladım arkadaşlar. Masamızı da bu tarafa aldık. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Ben ahıra gitmeden önce ateşimi yaktım. Sütlerimi ateşe koydum. Bu tencereyi şuraya kenara koydum. Bunu da buraya koydum. Akşam sütüm vardı. Sabah sütünü de onun üstüne süzdüm. Bunun kaymağından da aldım. Onun içine attım. Onu öyle pişirdim. Böyle dolapta da iki kova yoğurdum var. Onları yeğit yapacağım. Tereyağını almak için, çökelik için. Peynirim de mayalandı arkadaşlar. Ahırdan gelel attım mayasını, ısındı ya sütüm. Şöyle bunu da sizden asakta daha önce yapmıştım ama yine de bir yapalım. Görmeyen arkadaşlarımız vardı belki. Ben bilmiyordum, sonradan öğrendim arkadaşlar. Doğruya doğru. Zamanında böyle peynir falan yapmazlardı ki. Nerede peynir yapıyorsun? Tereyağı olacak. Ziyan olur. Yoğurt bozulmazdı. Ya yağ koyarken bir çanak yoğurt bırakırlardı. Yeğik yapacağız ya. O bir çanak yoğurtla İşte ayranı çakıyordu. Ayranın yarısını içmek için bırakırlardı, yarısını kesik için. Ama o zamanlar işte yayıklar da büyüktü yani, benim yayım küçük. Ama işte ne bileyim ben ya, nasıl bir yaşamışım vallahi. Her şeyin tadı tuzu da başkaydı tabii ki o zamanları. Peynirimin suyu çıkmış ama üstüne biraz daha çıksın diye kestim ya. Biraz daha bekletelim onu. Sütümün üstünü de kapatayım. Sütümü orada alacağım şimdi, götüreceğim. Mutfağa götüreyim onu. Azıcık sizden bir muhabbet edelim. Sütümü de öyle götüreyim arkadaşlar. Şöyle. Ben mutfağa götürdüğümde süzgeç koyuyorum ağzına. Yukarı içine damlamasın diye. Şöyle tam da kapatmayacağım şimdi bunu. Mayalarken de aynı ağzına süzgecini koyuyorum. Yoğurdum da güzel oluyor arkadaşlar. Hamza'mın erzaks poşeti. Şuhru sonunu yedi akşamla. Ya Hamza hava bırakmış ya. Çocuğumun erzak poşeti. Bakın havaya bak. Böyle nasıl çiseli yağıyor arkadaşlar. Bu da insanı hasta ediyor. Açarsa bahçeye gideceğiz. Biraz böyle hayvanları salasın var dışarı. Evet hanım şöyle bunu bahçede göstereyim. Bunu komşum dikmişti bana, razı olsun. Bak nasıl güzel oldu, görüyor musun? Bu yanına da cam güzel koymuş. Yanında da hoş buranda çıkmış. Şöyle onu atalım aşağıya. Koşkuna yerdik ya dursun. Ay. Biz de kahvaltı yapmadık daha şu Hüsnü'yle.
Şimdi bahçeden biber falan alacağım inşallah sizlerle beraber arkadaşlar. Her şey için sizlere teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığınız için arkadaşlar. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir tane şey var. Adı da yok adı. Abur cubur. Vallahi. Sizler de sahte hep cevabını vermişsiniz. İşte Gurbetim vermiş, Aysel Adanalı vermiş. Daha arkadaşlar adını hatırlamadığım arkadaşlarım var. Abur cubur sahte. Kendisinden de belli olmuyor mu arkadaşlar? Abur cubur oldu. Yazmasından belli olmuyor ama abur cubur oldu. Hiç siz kafanızı yormayın. Ben onu kaleye almıyorum. O abur cubur beni ne kadar tanıyorsa gerçek ismiyle yazsın oraya. Niye abur cubur? Abur cubur sahte. Hayata abur cubur çünkü. Hayat yok. Abur cubur geçiyor hayatı o insanın. Şimdiki yazdıklarından dolayı diyorum. Üstüne derdi, yarası olan kocunur, üstüne alan alınır. Hiç de umurumda değil arkadaşlar. Siz de sahte beni gördünüz. Hiçbir şeyimiz yapmayacak değil. Ondan sonra kendimiz olduğumuz gibi, sizlerle olduğumuz gibi arkadaşlar. İnanın ki pazıyı topladım ya sizlerle beraber bahçeden, Sunay'dan geldim de. İlahında pazım duruyor burada. Daha onu bile temizleyemedim. Abur cuburun hiç işi gücü yok. Oraya geliyor, yazıyor. Arkadaşlar şimdi şöyle de yazıyorlar. Yazıyor tabii. Abur cubur da yazıyor, başkası da yazıyor. Yine birkaç tane var böyle. Kendini bilmezler. İsterim ki kendi böyle kendi isimleriyle gelsinler, yazsınlar oraya. Ben diyorum ya hep sizlerin yorumlarını okuyorum diye. Tabii ki sizler benim için çok kıymetlisiniz. Çok değerlisiniz. Biz kocaman bir YouTube aile olduk. Aile olduk arkadaşlar. YouTube'da demeyelim de aile olduk sizlerle. Bir pazara gitsem, bir yere gitsem beni tanıyorsunuz. Düğüne gitsem. Allah'ım ya, o da benim çok hoşuma gidiyor. Vallahi doğruyu söyleyeyim sizlere. İşte Melek Hanım bilezik takınıyorsun diyorlar bana, yazmış bana bir tanesi. Hani sattıydın ya diye yazmış. Sattım arkadaşlar. Sizlerin karşısında verdim eşime. Eline vermedim mi? Eşim onu sattı. Doğru evimin üstünü yaparken. Bir güzel gitmeyince bir güzel gelmezmiş. Ben bilezik arkadaşlar hiç yeni takınmadım. Sizlerin karşısına çıktığımda da benim iki kolumda da yok muydu bilezikler? İlk izleyenler bilir sahte beni. Hani sonraki katılanlar arkadaşlarımız bilmez sahte de. Ben sizlerin karşısına geldiğimde arkadaşlar kötü yorum yazanlar için diyorum, sakın beni yanlış anlamayın. Kimsenin şurasının incilmesini istemem. Sizlerin karşısına çıktığımda benim kolumda bilezik vardı arkadaşlar. Altında arabam vardı. Valizimi alıp geldiğimde durmaya evim vardı. Rabbim herkese nasip etsin. Ben dünya malı bundan övünmüyorum. Övünürüm de arın terimle çünkü yaptım. Ondan övünürüm. Ben kimse ekran karşılığına çıkıp işte ben bilezik alacağım hiç görmedim demedim. Ben araba alacağım yardım edin demedim. Ondan sonra işte bilezikler çıkarttın taktın diye yazmış bana. Abur cubur yazıyor o boyuna. Ondan sonra arkadaşlar Raziye komşu da bazı kere dile getirir böyle. Melek'in kolunda hep vardı diye. Benim hep vardı. Ben sonundan görme olmadım arkadaşlar. İnanın ki benim gözüm dok. Benim buram dok. Ben kimseye nasıl diyeyim eşimden Allah razı olsun yanımda diye demiyorum. Her zaman bunu kullanıyorum. Allah binlerce razı olsun. Allah'ım ona uzun ömürler versin eşime. Amin cümlemize. Herkes seversin Allah'ım. Beni kimseye yarsıktırmadı arkadaşlar. İnsan cahiline yarsıkmaz mı? Yarsıkır. Hani işte filancının var işte kıyafeti, dost ayağa bakarmış. Dost başa bakarmış, düşman ayağa bakarmış. Yanlış da söylüyorum. Kusura bakmayın. Ayakkabısı iyi, yüzden, iyi mi diyeyim, yani, değil mi? Geçen de düğüne gittim. Bunu da söyleyeyim size. O da çekim yapmadım tabii ki. Yeğenim falan görümceler hemen gelmiş. Ebru kızımız yenge dedi, ne var kızım dedim. Üstüm tabii ki güzel tuniğimi giydim, konturlumu giydim, başörtümü yaptım. Yenge dedi aynı böyle gel. Ne var? Kız sen lastiğine gelmiş yani. He dedim ben Samsun'a bile gideyim dedim ben de. Çünkü benim rahatlığım çok önemli. Benim sağlığım önemli arkadaşlar. Benim ayaklarım taraflı. Bir de ayağım kırıldıktan sonra ben ayakkabı çok giyemiyorum. İstanbul'a gitsem İstanbul'da ayakkabı bulacağım. Belki oraya gitsem orada da bulacağım. Ama korkan da fazla da ayağıma ayakkabı buralarda yok. Ya özel yaptıracağım. O kadar da benim
kendim hani gezmeye zamanım yok. Gidiyoruz beylere hemen şabur şubur çıkıp geliyoruz. Neyse beni gezdiriyor. Ayağım taşa toprağa da değse önemli değil. Evet. Ben memnunum, mutluyum böyle arkadaşlar. Biz mutluyuz. Ben akşam mesela düğüne gittim yine köyümüze ne oldu? Üstümde pantolonum, üstümde tuniğim, başörtümü yaptım güzelce. Ama altı lastik, ne yapayım şimdi ki? Sağlığım önemli. Ayağım ağrıyor. Ağrıdığında acı çekiyorum birkaç gün, o acıyı çekmemek için. Bazı yerlere ayakkabı giyiyorum, bazı yerlere de lastik giyiyorum. Onu öyle idare ediyoruz. Melek Hanım çok da yakışmış ha giydiğin elbiseler. Ha güzel. Çember baksana üstüme. Bunlar mı? Evet. Ya teşekkür ederim. Sen yakıştırıyorsan önemli. Arkadaşlarımız da yakıştırıyor sahte şimdusta. Bugün de böyle denk geldi arkadaşlar. Vallahi gömlek aldım giydim. Etemde sanki takım giydim. Olmuş. Çıkarttığım yerden aldım giydim. Koyduğum yerden aldım giydim. Takım oldu evet. Sizler de üzülmeyin arkadaşlar. Bazı arkadaşlar beni arıyor işte Melek Hanım sana bunu yazıyorlar diye beni arıyorlar. Dedim hiç kafanıza takmayın. Cevabını ver arkadaşlar. Hiç de gerek yok, cevap vermeye de gerek yok. Kendinizi üzmek için, benim sevenlerim için söylüyorum. Üzülmenize de gerek yok. Acı sirke küpüne ekşidirmiş arkadaşlar. Başkasına hiçbir şey yapamaz, değil mi? Konuşmuş konuşsun, ne olacak konuşacak? Padişahın arkasından anlatıyorlar, ne yapıyorlar? Bir laf vardır hani bilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorlar. Onlar bana da hiçbir şey yapamayacaklar. Meyve veren ağaç taşlanırmış. Düşürecekler ya. Düşürülürse yerler. Düşüremezlerse hikaye. Kedi erişemediği ciğere mundar derilmiş. Onlar da öyle yapıyorlar. Erişemediği ciğere mundar diyorlar. Ciğer aslında ne kadar lezzetli. Taze. Değil mi arkadaşlar? Aynen. Sizler de üzülmeyin. Sizlerle böyle bir konuşmak istedim. Yanıma gelenlerden de gelmeyenler de Allah razı olsun. Bazı arkadaşlarımız geliyor, çekimimizi yapmıyoruz istemedikleri için arkadaşlar. Kimseyi zorlamam. Bana diyorsunuz, Melek Hanım sen kardeşin yanına niye gitmiyorsun diyorsunuz arkadaşlar. Ben kardeşimin yanına gitmedim de. Gitmedim, bu geldiğinde gitmedim, doğru. Gitmeyeceğim de arkadaşlar. Ben kimsenin kuklası değilim. Bunu hep söylüyorum. Ben ona 10 adım attım. O da bana bir adım gelmesi lazımdı. Ben onun ablasıyım. Sizler de sahte yazıyorsunuz. Yüzüne de söylerim. Hiç sıkıntı yok. Bunu burada bitirelim. Onun benim çorbama ihtiyacı yok. Eğer çorba yapmak isteyen nasıl diyeyim sizlere arkadaşlar? Müşürün çorbasını çağırın, yedirin ya da getirin. İkramınızı edin. Ama bana öyle yüklenmeyin asla. Çünkü ben ablayım. Benim yüreğim dayanmaz arkadaşlar. Kimse için dayanmaz benim yüreğim. Beni hani böcek soktu böyle elim yüzüm şişti. Ben sizlere böyle çok kötü hanımı da görsetmedim yani. Ben hep söylüyorum ya videolarımı bir gün önceden hazırlıyorum. Bazısı da iki gün önceden oluyor arkadaşlar. İnanın ki dün video koydum yüklemeye bugün. Dün koydum da ilkinde de koydum saat 4 gibiydi falan de. Daha hala yüklenmemiş videomuz. Nedense ev internetimiz ama. Bazı kere çekmiyor, bazı kere çekiyor. Şimdi köyde çok kalabalık oldu. Çoğu çocuk internete yükleniyor. Ondan mı oluyor artık? Öyle de aklıma geliyor. O zaman mesela bayramda beni aradı, bayramımı kutladı. Bayramdan önce aradı, konuştuk. Ben aradım, konuştuk. Neyse, hiç önemli değil. Konuşmayabiliriz de yani. Beni o böcek soktuğunda bile geçmiş olsun diye aramadı yani. Ben de ondan bekledim. O benden beklediyse, ayağını bekliyorsa beni... Ben de bir geçmiş olsun demesini bekledim yani. Doğru değil mi bunlar? Nasıl diyeyim böyle? Çok da bir şey konuşmayacağım artık. Sizlerin hani ufak bir sizin cevabınıza ufak bir cevap verdim ben de. Hiç de önemli değil arkadaşlar. Hep derim ya bir ananın doğurması gerekmiyormuş. Kardeş, bacı, ana olmak için. Sizlerin sayesinde Allah razı olur. Sizler varsınız. Tabii ki iyi olsak daha iyi olur değil mi? Kötülükten ne çıkar? Kötülük getirir. Gülsün Hanım da şöyle bir canlı yayın yapmışlardı. İşte ona yazıyorlar. Bana yazdığınız gibi ona da yazıyorlar tabii ki haline. İşte Melani'ye gitmediğiniz falan diye herhalde yazıyorlar ona. O da diyor ki ben diyor onu kahvaltıya çağırdım gelmedi diyor. Saat 6'ya 20 falan vardı herhalde arkadaşlar sabah. Telefonum çaldı. Korktum yani. Bir baktım Gürsün arıyor. Dedim ki bir şey mi oldu acaba yine? Hani ne oldu ne olmadı.
aklıma yardım hasta oldular ya da bir şey oldu. Saat 6'ya 20 var. Açtım telefonu. Abla ben mi uyandım? Sen uyandın mı? Hayırdır dedim. Kahvaltıya gel. Hamur yoğurdum dedi bana. Ekmek pişireceğim. Sabah saat 6'ya 20 var. Benim ahırda 3 tane malım var. Ben gidemem. Gelemem dedim yani. Kahvaltıya gelemem dedim. O da diyor ki kahvaltıya çağırdım da gelmedi diyor. Ya o saatte ben nasıl geleyim sana? Değil mi? Yani böyle oluyor arada ya. Olsun. Yani şimdiki herkes tereyağı gibi böyle zeytinyağı gibi değilsin ama tereyağı gibi böyle herkes üstü çıkmaya çalışıyor ya. Karşıyı suçlayacaklar ya üstü kapalı böyle. Öyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar yani akıllarıyla. Herkes o kadar cahil değil. Herkes akıllı kendine. Benim aklım bana yetiyor. Öyle değil mi? Herkesin aklı herkese yetiyor. Herkes iyi olsun, sağlıklı olsun. Kimsenin tırnağına şöyle diken batmasın. Ama herkes iyi olsun, mutlu olsun. Benim dediğim gibi arkadaşlar sizlere hani şöyle akıl vermiş gibi de o abura cubura hiç takılmayın. Onlar kendileri sahte. Herkesin fesatlı şurasını şöyle yaka yaka yiyor. Sizler de biliyorsunuz. Abur cuburun kim olduğunu sizler de biliyorsunuz arkadaşlar. Ben de biliyorum onun kim olduğunu. Cesareti varsa kendi ismine yazsın. Sizler biliyorsunuz sahte. Benim hiç sizlere bir şey dememe gerek yok. Şimdi karnımız da acıktı. Benim de boğazlarım yanıyor bu arada. Dün böyle evvelsi gün arkadaşlar iki gün önce olacak bu videom attığımda bir soğuk su içtim. Ama içim bir hararet, bir hararetti. Şekerim mi çıktı? Ne oldu? Hiç de öyle su içmezdim soğuk su. Dolaba bile koymazdım aslında. Dolaba da küçük bir şişe su koydum. Tasada onu koydum. Soğuk suyu içtim. Huyumu da biliyorum aslında böyle olacağını ama geçecek inşallah. İki günlük böyleyim. İnşallah. İnşallah geçecek. Şöyle bir şuraya bir el atayım ben şu Rus'ta. Kanımız acıktı. Acıktı vallahi. Çok abur cuburla da kafamızı yormayalım. Yok yok boş. Aman abur cubur gelmiyor bile be. Gelmiyor. İnsanın midesine dokunuyor. Değil mi? Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Peynirimi süzeyim. Buradan kaldırayım. Tamam. Kahvaltımı öyle hazırlayacağım arkadaşlar. Allah bereket versin. İnsanın kapısını dahi gibi olur mu değil mi arkadaşlar? Seni bugün Sunay aramadı Melek Hanım. Sunay aramadı bu sabah beni. Hayırdır? Yoruldu mu acaba? Yoruluyor da yoruluyor şu usta. Şu suyu bir dökelim şu usta. Evet dökelim. Ha, sen şu suyu bana bir dök. Tamam. Gel. Evet. Şöyle dibini de. Her şeyin. Koyalım. Evet arkadaşlar böyle peynir olacak. Şimdi biraz torbasında kalacak bu arkadaşlar suyunda. Böyle daha güzel oluyor. Evet bizim Melek Hanım tıngırdadı yine. Tıngırdadı diye. Yani içinde kalmasın da. Kalmasın. Gramı para gramı. Aynen. Gramı para arkadaşlar. Vallahi yiyenler de çok beğeniyorlar. Yanıma gelip de yiyenler tadanlar çok beğeniyorlar, seviyorlar. Şimdi şöyle, bu biraz burada torbasında. Bugün böyle kovaya süzeyim dedim arkadaşlar. Suyunu da aldık üstünün suyunu biraz. Evet, böyle kovada süzdüğün zaman. Şişer olur ki. Şöyle işimizi tertipli yapalım. Bu burada dursun, kaldırayım şu fıstığını da. Tamam, artı peynire geçer arkadaşlar. Evet, bu artık taşa koyacağım. Onu da sizlere inşallah göstereceğim arkadaşlar. Süzülürse biz kahvaltımızı bile yaparken. Tabii hemen de çabuk süzülmüyor. Ama sizlere onu göstermek istiyorum. Zamanımı da alsa biraz. Taşa maşa koyarken değil mi? Yok. Taşın altından çıkarıyoruz ya şu fıstığı. Evet. Teker. Tekere. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Kurtanıya da şöyle pişmiş sütten süt aldım arkadaşlar. Bakın. Kaymak gibi süt. Zaten kaymaklı süt şu fıstığı o. Aynen. Tereyağlı. Peynirin kaymağını da aldım da içine. Kurtana. Kurtana iki gün diğerine geldi arkadaşlar.
Bugün geldi bu zabağına. Bir kuyruk sallıyor, bir şeyler yapıyor, bana bir cilveler yapıyor. Fırtına! Gel yemek yiyeceksin, gel neredesin, gel. Fırtına! Gelsene oğlum! Lan gelsene! Bakın nereden bakıyor, Allah aşkına bakın nereye girmiş. Görsesene şu arkadaşlarımıza. Gel! Bana da, bana da nereye girmiş bak. Hiç utanmıyorsun değil mi? Bak, arkada bak. Hiç utanmıyorsun değil mi? Evden gidiyorum. İki gün diğer de ev bırakılır mı oğlum? Nasıl evin erkeğisin lan sen? Fırtına mı bakayım arkadaşlar? Fırtına mı zayıfladı? İki gün diyende geldi eve. Bekle geleyim şu usta. Tam kahvaltı olsun olayınca. Melek bir şey yapacak yine ama bilmiyorum ne yapacak orada. Fırtına bir kova yemek. Süt, sütten de. Tam olsun olayınca daha kahvaltı olsun. Şimdi ne yapacaksın? Ne koyacaksın içine? He. Vallahi ne koyacağım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Gitti içeri. O da gitsin de. Onun da her şeyde hakkı var. Ana yumurtalar mı kırıyor? Bu köy yumurtası arkadaşlar. Bu da satın alma yumurtamız. Hop şöyle. Vay be. Fırtınanın bakımına bak. Onu yemek kabını şu göster. Bismillahirrahmanirrahim. Kokuyu aldın değil mi? Anladın değil mi yumurtaların çıt tutusunda? Şuna bak. Sen neredesin? Beş. Neredesin? Bismillahirrahmanirrahim. Vay be. Tam vitamin kaynağı. Tam vitamin kaynağı vallahi. Yesin de büyüsün. Çok akıllı arkadaşlar vallahi. Çok akıllı. Bak nasıl karnı acıkmış. Bak bak bak. Geldi. Bak sırtlarına bak. Evet. Hemen zayıflamış bak. Hemen iki günde zayıflamadan iki günde zayıflamış işte. Şurası üç gün böyle yediğine kendine geldi. Evet. Onu... Bakın tabiden kaçıyor işte. Ya o da onun şeyi ya Allah'ın. Allah'ım da onları öyle yaratmış. O da aşık olup gidiyor işte. Ne yapalım kızı? Güzel kızlar görünce dayanamıyor. Hem de ne diyor arkadaşlar ya şuna bak. Bunun özelliğine bak. Bu başka bir şey. Fırtına beğendin mi oğlum? Beğendim buyur, mi? Buyur salla. He? Beğendi herhalde. Beğendim. Fırtına beğendin mi oğlum? Güzel oldu mu? Ama iyi acıkmış ha. Acıkmış. Şimdi ben duymuyor bile onu. Duymuyor. Ona kızdım da ona gelmedi öyle çabuk o. Bu Melek Hanım da nereye gitti bilmiyorum ki ya. Oo incilere bak. Maşallah. Bayağı da büyümüş. Bunu İstanbul'dan getirdik. Öyle diktirdik buraya ama. Güzel oldu. İki sefer böyle herhalde senelik. Öyle bakalım. Melek Hanım nereye gitmiş? Gördüm. Oo Melek Hanım kolay gelsin ya. Ne yapıyorsun ya? Ben kendim attım bahçeye. Vay be. Ne yapayım? Çay içeceğiz. Aynen çay içeceğiz ne yapalım daha bir kahvaltı yapmadık. Yapacağız şimdi. Elimden de kayıyorlar ha. Islak ya. Çiçek. Hiç boşuna bağırma. Bak sen yeğli ne zaman oldu ta? Biz daha yemedik. Aynen. Merhaba patlıcan alacaksın mı? Patlıcan almayacağım şurası. Bir tane kopar ya. Bir tane kopar vallahi. At şeyin içine tavan içine. Bize misafir mi gelecek ne yapacağız? Yine misafirim var Melek Hanım. Elimden düşüyor vallahi aldığım. Aynen. Arkadaşlar bak. Şu güzel işlere bakın. Şuna bak. Bak. Bir şey topladım bak. Melek Hanım patates böcekleri gelmişken iyi mi şeyi bak. Aha şimdi aldım birkaç tane aldım. Adam bana ilaç verdi. Bu vurayım ilacı yine ölmüyor bunlar. Bu daha büyüyecek. Ay maşallah da, maşallah. Sen istedi diye aldım şurası. Tamam. Daha büyüyecek o. Şey yok değil mi salatalık yok. Salat
salatalık burada yok. Salatalık öbür tarafta, öbür taraf. Oraya giremem çünkü orada çok ıslak yerler. Değil mi? He, giremem şimdi oraya. Aa, bir tanesi de yatmış değil daha patlıcan yere. Nereye arkadaş, yapmış? Aa vallahi burada yatıyor. Ana yere değmiş bu ya. Dersin. Aa bana da vallahi yerde yatıyor. Kanlı yarık yaparız değil mi? Şöyle toplarız da uzun uzun. Vallahi yatmış. Şöyle kanlı yarık yaparız. Patlıcanın içine köfteyi yaparız. İçine patlıcan koyarız köfteyi şöyle. Bunu bir kızartı sararız. Şu üzüm yaprakları da varmış bayağı. Allah bereket versin. Şuna bak. Oo. Arkadaşlar ben geçen hafta biber almadım. Aa, bu hafta da almam daha artık. Bize buradan çıkan. Yetiyor. Kadar yeter gibi. Fırtına. Doydun mu Fırtına? Vallahi geçmiş bir yana. Doydun mu oğlum? Karnın doydu mu oğlum? Hem nereye gidiyorsun şimdi? Yolu aldın. Nereye gidiyorsun öyle? Bir tavuklar yanında yat orada. Yürü. Tavuklar var bekle de. O gidiyor. Nereye gidiyor? Vallahi gitti daha. Karnını doyurmaya geldi. Biliyorum ben onu. Şimdi bir 3 gün 4 gün daha gelmez. Ondan sonra biter. Hevesi geçer geliyor. Şöyle tavamızı sobanın üstüne alalım arkadaşlar. Bu tava bu sobanın üstüne gelmeyince olmuyor. Bizim karnımız doymuyor. Yumum da kaynadı çay suyu. Bugün semaver yapmadık. Ben süt içeceğim çünkü. Şu hırsla kendine az yine çayını yapacağız. Bunu da alalım. Şöyle biberlerimi de dışarıda yıkadım valla suyun altında. Valla ne güzel bak. Oo. Kıtır kıtır. Allah'ım hiçbir şeyin yokluğunu göstermesin. Amin. Amin. Hele böyle kendi ekip diktiğin toplamak arkadaşlar. Büyük bir miras, zenginlik. Diyorlar köyde bir şey olmuyor. Sen yeteri yap. Değil mi Melek Hanım? Valla evde böyle arkadaşlar, mesela lavada kullandığımız biberimizi, patlıcanımızı yıkıyoruz ya, o suları dökme, bahçen dök, daha iyi yani. Fatih vurmuş herhalde yere. Ona gülünden geliyorlar. Fatih vurdun mu gülünü? İnceoğlu. Benim yeri niye vurmadın? Yerine gülme ya. Niye? Abi de benzin ne kadar pahalıdır bilmiyorum ben de. Bu benzin kaç kadar ya? Bir depo benzin bitti. Bir depo mu? Evet. Senin bir depo kaç litre alıyor? Bir depoyla vurdun mu oraya? Evet. İyi maşallah. Fındık var mı? Fındık seyrek. Yok fındık bu sene. He vurdun mu da? He. İyi. Kahvaltı yapıp da mı gittin? He. Sabah kahvaltı yaptınız mı? He. Gelin de çay içelim. Çay hazırlayayım ben. Sarma mı yapacaksın? Yap yap. Evet. Onu bile soymuyorum. Yok soyma soyma sakın. Kapağını da atayım üstüne. Burada arasını bakalım. Böyle güzellerimiz. Bir tek tek seneye göre çok arkadaşlar.
Vallahi melek hanım, onu yesen yeter sana. Evet. Onu yesen yeter diye. Yeter. Biber var, patlıcan var, domates var, kızlık da. Daha var, ne var. Olacak? Daha ne olsun? Evet. Acı yok ama. Acı orada sen yanıyor musun bunda? Yanma ya. Evet. Allah Allah. Ama tatlı gibi gözüküyor. Patlıcanın güzel. Domatesler de kızarsın alacağım. Burada acı var ama. Bilmiyorum ben de. Bu benim öksüresim geldi. Ama yaktı, gezimi yaktı sanki. Bu oldu demeyi, ne oldu şimdi? Sofranı da kuralım. Arkadaşlar masamıza oturduk. Şöyle biberi, patlıcanımızı, domatesimizi kızarttık. Mis gibi. İnşallah sizlere de nasip olur. Bahçemizin, pazarımızın sebzelerinden. Ben sütümü aldım yanıma. Şu Rusya'nın çayı da var. Peynirimi de süzmeye bıraktım. Süzülüyor şu an. Üstünü taşladım arkadaşlar, mutfağa götürdüm. Gelin beraber yiyelim. Bizlere afiyet olsun. Ne oldu Melek? Kimse duymaz gibi konuşuyor. Az ben konuşsana. Sesim... Sesim gitti gider gibi oluyor bazı kere arada. Gitti gidecek. Gitti gidecek arkadaşlar valla. Kalmadı gibi aynen. İnşallah çiçeğimin sütünden de nasip olur sizlere. Bahçemizin biberinden de nasip olur. Buyurun gelin arkadaşlar. Sesimizin gittiği yere selam olsun. Arkadaşlar bunun kokusu nereye geldi ne bilirsin. Ne? Bütün dünyaya gitmişti şu anda bunun kokusu. Gitti mi acaba? Gitti gitti. Valla. Gitti vallahi gitti. Şöyle bir çöpünden alacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet, çöpünden alıp yiyeceğim. Şöyle şu şekil. Çok güzel. Arkadaşlar kahvaltı yaptık. Ben çıkan bulaşıklarımı, süt kaplarımı işte yıkadım. O arada bu da peynirimiz de süzüldü. Taşın altına bıraktığım gibi sizlerle beraber onu açacağım şimdi. Bismillah. Evet. Daha yeni ama şöyle göstermeyeyim. Yeni arkadaşlar bir saat. Bir saat 20 dakika falan geçiyor işte bir saat. Bakın arkadaşlar. Bu sütümden bu kadar hem peynirim çıktı. Daha aman aman da tamam tamam. Dur şimdi. Şükür usta. Olsun kaza olur. Peynirim olur, de kırılmasın olur diye. Evet. Şöyle tam suyu ahmadı daha arkadaşlar. Böyle bir gidik. 2 kiloya yakın peynir elde ettim yani.